Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, tarımsal faaliyetlerle de öne çıkan Antalya'da ulaşımı rahatlatacak en önemli proje, hızlı tren projesi. Antalya Limanı'na demir yolu bağlantısı ticareti uçurur. Antalya Limanı'na demir yolu bağlantısı sağlanarak yaş sebze ve meyvenin deniz yoluyla taşınmasının önü açılabilir. Ve bu sayede Antalya Limanı, Doğu Akdeniz çanağının en gözde ticaret merkezlerinden biri haline gelebilir. Antalya'ya tüm dünyadan milyonlarca turist geliyor. Eğer Antalya'da yüksek hızlı bir tren hattı olsaydı, diğer bölgelere buradan kolayca bu turistler taşınabilirdi. Yıllardır kaçan bu fırsat umarız artık kaçmayacak. Sonuçta ne olursa olsun, turizm kenti Antalya'nın demiryolu bağlantısının yapılması lazım. Bu konuda İstanbul, Eskişehir, Afyon-Karahisar üzerinden Burdur, Isparta güzergahından Antalya'ya erişecek demiryolu projesinin etüt projeleri devam ediyor. Turizmin başkenti Antalya'yı, finansın ve dünyanın başkenti İstanbul'a hızlı trenle bağlamak. Antalya'yı Konya'ya, oradan Aksaray'a, Kapadokya'ya, Nevşehir'e ve Kayseri'ye bağlayacak hızlı tren projesiyle ilgili etüt, fizibilite ve sondaj çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Osmanlı'nın son döneminden bu yana süren demiryolu beklentisi, araya giren savaşlar, ekonomik zorluklar ve kimi zaman da stratejik nedenler yüzünden bir türlü gerçekleşmedi. Uzun süredir gündemde olan ancak güzergahı üzerinde tartışmaların sürdüğü Eskişehir, Afyon-Karahisar, Antalya demiryolu projesi için 2017'de ÇED süreci başlatılmıştı. Zafer Havaalanı bağlantılı olarak yapılması düşünülen, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacak olan demiryolu hattı için 3 Haziran'da inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Sonunda projede ÇED raporu onaylandı. Antalya'yı Isparta ve Burdur üzerinden Afyon, Karahisar ve Eskişehir'e bağlayacak olan demiryolu projesinde 2017'de başlatılan ÇED sürecinde son aşamaya gelindi. 524 kilometrelik demiryolu projesinin maliyeti 10 milyar olarak açıklandı. Proje ile ilgili hazırlanan ÇED raporunda yer verilen bilgilere göre Antalya'yı Eskişehir'e bağlayacak olan demiryolu hattı Ankara ve İstanbul bağlantılı hızlı tren hattının da bir parçası olacak. Eskişehir-Antalya arasındaki toplam hat uzunluğu 728 kilometre olan demiryolu projesinin yaklaşık maliyeti 10 milyar TL olarak açıklanırken, çalışmaların 5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Güzergah üzerindeki istasyonlara gelin beraber bakalım. Projelendirme aşamasında demiryolu için 3 farklı alternatif hat üzerinde durulurken, en uygun alternatif ise Isparta ve Burdur üzerinden gelerek Bucak ilçesinde birleşen, buradan da Döşemealtı ilçesinden Antalya sınırına ulaşan güzergah olarak belirlendi. Buna göre Eskişehir, Kütahya, Zafer Havaalanı ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar ilçeleri üzerinden Isparta'daki istasyonun olduğu bölgeye bağlanan hat, buradan da Burdur ve Isparta kent merkezleri üzerinden iki ayrı güzergahtan geçerek Bucak ilçesine ulaşıyor. Antalya'da Aksu ilçesindeki istasyonda son bulacak olan demiryolu hattında ayrıca Döşemealtı ilçesinde de bir yük istasyonu yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca Burdur ve Isparta il merkezleriyle Burdur'un Bucak, Isparta'nın ise Gönen ilçesindeki istasyonlar dahil olmak üzere toplam 11 istasyon, 104 üst geçit, 349 alt geçit, 485 menfez, 69 tünel, 36 köprü, 18 viyadük inşa edilmesi planlanıyor. Geçmişte Cumhuriyet'in 10. yılında bir kanun çıktı ve bu projeye Atatürk döneminde 25 milyon lira ödenek ayrıldı. Antalya'ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana gündemde. Ancak neredeyse 100 yılı aşan kentin demiryolu beklentisi bugüne kadar gerçekleşemedi. Cumhuriyet'in 10. yılı olan 1933'te çıkarılan kanun ve ayrılan ödenek bu konuda atılan önemli adımlardan biri. 1 Nisan 1933 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyon-Karahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrılmış, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlanmıştı.
projenin Burdur'a kadar olan kısmı tamamlanmış ancak ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı koşullarda Antalya hattı yarım kalmıştı. Türkiye'de taşımacılığın yükü karayolunda. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de yolcu taşımacılığının %95'i, yük taşımacılığının ise %90'ı karayoluyla gerçekleştiriliyor. Yüksek ekonomik maliyetin yanında her yıl gerçekleşen binlerce trafik kazasıyla önemli can kaybına da yol açan karayolu trafiğinin yükünün azaltılması önem taşıyor. Deniz yolu ve demir yolu ulaşımı bu açıdan önem taşıyor. Zarar eden Zafer Havaalanı da projeye dahil edildi. Afyon, Karahisar, Uşak ve Kütahya illerinin kullanımına yönelik düşünülen ve bölgesel havaalanı olarak anılan Zafer Havaalanı, 2011'de yap, işlet, devret modeliyle İçtaş Holding'e verilmişti. Kasım 2012'de açılışı yapılan havaalanı, sözleşmeye göre 29 yıl bu firma tarafından işletilecek. Bağatlar arasında 2023 yılına kadar 18 kentin yüksek hızlı trenlerle birbirine bağlanacağı yer alırken, bugün yalnızca İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Konya arasında yüksek hızlı tren bulunuyor. 2018 yılında 12.740 metre uzunluğundaki demiryolu hattı bugün itibariyle yalnızca 13.022 kilometreye çıkabildi. Başka bir deyişle, iktidar 2018'den bugüne kadar geçen yaklaşık 4 yılda 282 kilometre demir yolu yapabildi. Buna göre hükümetin ortalama yıllık demir yolu ilerlemesi yalnızca 71 kilometre oldu. Hedef küçültüldü. İktidarın 2023 hedefine ulaşamayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu geçen yıl kabul etti. Kara İsmailoğlu, 5 Haziran 2021'de yaptığı açıklamada 2023'te demiryolu ağını 17 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik açıklamasını yaptı. Buna göre Erdoğan'ın 2023 hedefi yaklaşık 3'te 1 oranında küçültüldü. Küçültülen hedef kapsamında 2023'te 16.775 kilometre olmayacağı da anlaşılınca bu kez 30 yıl sonraya atıldı. Erdoğan, kabine sonrası 2053'te demiryolu hattının toplam 28.590 kilometre uzunluğunda olacağını dile getirdi. 2002'den bugüne kadar yılda ortalama 103 kilometre demiryolu yapan iktidar, bu hızla devam ederse 2053 hedefine 151 yıl sonra ulaşabilir. Umarız bu büyük proje tamamlanarak bir an önce hizmete girer. Hızlı tren dosyamızın sonuna geldik. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.